Putin'den Aliyev'e tepki. Ne yaptın Aliyev diyor Putin. Şoygu Bakü'ye geliyor. Başlıklı yayınıma hoş geldiniz. Neden böyle? Putin Aliyev'e çok sinirli. Telefon edecek durumda değil. Ve her zamanki gibi 2016'daki Karabağ Savaşı'nda topraklarını almaya başlayan ve işgale son vermek için avantaj yakalayan Azerbaycan ordusunu durduran Putin bu durdurmayı ilk Şoygu'yu Bakü'ye yollayarak gerçekleştirmişti. Biraz tarihi hatırlayalım ve Putin'in hamlelerini hatırlayalım. 2016'daki savaşta Azerbaycan önemli bir ivme göstermiş ve hız kazanmıştı tabii ki harekat. Ve Azerbaycan kendi topraklarını Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan Ermenistan'ı çıkarmak için en çok ümitlendiği anlardı. Ve Şoygu askeri kıyafetiyle geldi ve tehdit mesajlarıyla. Ve 2016'da bırakın evet aldığımız yerlerimizde kalmasını, yaptığımız bütün çabaya rağmen aldığımız yerleri geri vermek durumunda kalmıştık. Aliyev'in burada Putin'in tehdit mesajlarını dinlerken Şoygu'ya bakışını az çok anlarsanız benim ne demek istediğimi anlarsınız. Aliyev'in yüzü buz kesmişti. Putin neler söylemişti ama Aliyev'in yüzü buz kesilmiş. Hasanov'un da endişeli bakışlarla Şoygu'yu dinlediği dakikalardı 2016 yılı. Bu kadar Türkiye ile kenetlenme ve ortak bir plan bu kadar yoktu. Ve o zaman Azerbaycan yalnızdı. Türkiye yanındaydı ama Azerbaycan ilişkilerimizde bu kadar derinlikte bir durum gerçekleşmemişti. Karabağ zaferini kazandık. Karabağ zaferini kazandıktan sonra tabii ki yarım kalan zafer diyelim. Erivan'a takım elbiseyle giden Şoygu, evet Azerbaycan'a uçakta değiştirdiği askeri kıyafetlerle iniyordu. Yani mesaj netti. Erivan için sizinle savaşırız. Ben muharebe yapmak için hiç tereddüt etmeyeceğim mesajı. Tabii ki bu mesajı almıştı Azerbaycan. Aynı mesajı 2016'da dinlemişti. Evet ama o zaman Türkiye ile bu kadar entegre ve uluslararası olarak Pakistan'dan bu kadar entegrasyon ve destek yoktu. Şimdi Putin yine bildik hamlelerini silahın ucunu gösterecek. Yani diyecek ki, evet diyecek ki bak canını yakarım. Şuşa beyannamesini geri çekeceksin. Ve sözlerimizden asla çıkmayacaksın. Evet, aynen bu. İşin garip tarafı Türkiye Türk'ü tehdit ettiriyor. Tuva Türk'ü Şoygu gelip Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyor. Yani bu bakışlara bakarsanız beni çok daha iyi anlarsınız. Yahu alacağını mı almaya geldin? Param mı kaldı da böyle bakıyorsun? Hele Şoygu'nun yanındaki Rus'a bir bakarsanız protokolde böyle bakış var mı? Protokolde böyle bakış var mı? Tabii ki yok. Böyle şeyler kabul edilir değil. Şimdi sizi Şoygu'nun Aliyev'e bakışlarının yakın çekimdeki bir görüntüsünü getiriyorum. İşte Aliyev'i ziyaret ederek tehdit yoluyla iş yaptırdılar. Şimdiye kadar bu iş böyle sürdü. En son geldikleri ziyaret Aliyev'in direnmemesi, taviz vermesi ve Ermenistan topraklarına karşı bir harekatta bulunacaksa bile Rus çıkarlarına göre olması içindi. Evet ama şu husus bir gerçek. Artık ok mızraka sığmıyor. Yani bu ok, bu mızrak çuvala sığmıyor. Putin ne yaparsa yapsın, Putin hangi tehditle gelirse gelsin, artık Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Erdoğan, Azerbaycan'ın yanında olduğunu haykırdı ve haykırdı. Şimdi Putin'in ne yapmak istediğini ve neler yapacağını konuşalım. Putin öncelikle tehdit mesajlarının yerine bulmasından önce birliklerinin Azerbaycan sınırına yerleşerek tatbikatlar yapmasını isteyecektir. Ve birkaç Azerbaycan şehrine sudan sebeplerle Ermeni şemsiyeti altında saldıracaktır. Bununla da kalmayıp Şoygu'yu Azerbaycan'a yollayıp yoklamalar çekecektir. İşte düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Aliyev'i bu konuda frenlemek ve şunu söyleyecektir. Aliyev hatırlayın, Muradov'la beraber gelen
Bu askeri heyetle görüşürken hem Rusya hem Türkiye bizim için iki dost ülke demek durumunda kalmıştır. Yapılan hamleler çok önemli. Yani Lavrov her gün neredeyse Ermenilerle görüşüyor. Lavrov Ermenilerin hakkı için orada. İşi gücü onları savunmak. Bundan şüphe yok. Ama bir husus var ki Türkiye ile Azerbaycan'ın kenetlenmesi, Türkiye ile Azerbaycan'ın bir ve beraber oluşu artık Rusya'nın kaldıracağı bir durum değil. Rusya bunları fırsat bilerek, Azerbaycan üzerine inanılmaz derecede askeri baskı kuracak. Elinden geldiği kadar Şuşa beyannamesini boşa çıkaracak adımlar attıracak. Ve Azerbaycan'la ikili anlaşmalar yapmak isteyecektir. Bu konuda Aliyev hükümetine düşen ciddi şekilde direnmektir, ciddi şekilde direnç göstermektir. Eğer bu direnç gösterilmezse Rusların yine bu umursamaz ve gerçekten baskıcı tavrı devam edecek. Bu da tabii ki bizleri çok zor durumda bırakacaktır. Azerbaycan'ın yine Rusların baskısı altında yıprandığı bir ülke durumuna getirecektir. Ama bizim mazimiz zaferlerle doludur. Biz zaferlere alışığız. Şuşa beyannamesinde Aliyev nasıl duygulu anlar yaşadıysa, işte bu birlik ve beraberliğin ona sağladığı huzurdandır. Unutulmamalıdır. Dünya konjonktüründe her şey denenebilir. Her şey gözlenebilir. Ama hiçbir şey zaman egemenlik şansa bırakılamaz. Egemenlik düşmanın eline bırakılamaz. Onun lütfuna bırakılamaz. Bu yüzden Türkiye İttifakı Azerbaycan'ın geleceği için olmazsa olmazdır. İşte Putin'in yollarını size söyledik. Diyeceksiniz kahin misin? Hayır. Bir bir inceliyoruz, izliyoruz ve Kremlin'e yön veren, Kremlin'in politikasına yön veren tabii ki bu analistleri görüyoruz, gözlemliyoruz ve Putin'in önceki hamlelerini biliyoruz. Sıkıştığında ne yaptığını biliyoruz, kızdığında ne yaptığını biliyoruz. Yani Putin ezberlenen bir lider artık. Putin'in bizim için sürpriz bir adımı yok. Putin nerede ne yapacak az çok artık belli. Evet, Şuşa beyannamesini tekrar değerlendirelim. Bazı izleyicilerimizde mesaj geliyor, Şuşa'da asker olacak mı diye. Şuşa'da şu anda öncelikli olarak konsolosluk olacak. Huylandırmıyoruz. İkinci olarak konsolosluğu korumak için bir güvenlik gücü yollayacağız. Bu güvenlik gücü yavaş yavaş artacak. Ve bunun sonucunda hava üslerimiz Azerbaycan'da teşekkül ettirilecek. Ve Şuşa'ya en ufak bir mütecaviz olan durumda hemen birliklerimiz havadan da müdahale edecek. Yani boş durmuyoruz, yani susmuyoruz, yani hareketsiz değiliz. Her zaman hazırlıktayız. Her zaman bu işin sonuna kadar gideceğiz. Kardeşlerimize sahip çıkacağız. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Evet, bu böyle birine. Evet değerli kardeşlerim, Rusya'nın ve Putin'in oyunları ve çevireceği dolapları anlattığımız yayının sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, kanalıma katılmayı ve bu videoma beğeni atıp arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Hoşça kalın.